Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda elimde Huawei P20 Pro var. Gerek tasarımı gerekse de kamera başarımıyla yılın en iyi telefonlarından bir tanesi. Yalan yok, ben de severek kullanıyorum. Ama bu bu telefon ve Huawei'ye ait olan diğer telefonlardaki performans hilesini anlatmayacağım anlamına da gelmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Huawei ve alt markası Honor telefonlarında performans hilesi yapıyor. Aslına bakılırsa benzer vakaları daha önce de gördük. Otomobil dünyasında Volkswagen emisyon skandalıyla, telefon dünyasında da yıllar önce Samsung ve HTC gibi firmalarda benzer yöntemlerde hileler yapmıştım. Bugünkü konumuz Huawei. Gerçekten inanılmaz bir hızla büyüyorlar ve her yeni jenerasyonda üstüne koymayı başarıyorlar. Pek çok videomda söyledim zaten. Android dünyasında Samsung'u geçerek bir numara olacak bir firma varsa o da Huawei. Ama bu durum yanlış yaptıklarını eleştirmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Çünkü bahsettiğim performans hilesi kullanıcıya haber verilmeksizin skorları yüksek tutmak ve performansı daha iyi gösterebilmek adına yapılan bence etik dışı bir yaklaşım. Huawei zaten bunu kabul ediyor. Huawei diyor ki Çinli diğer üreticiler de yapıyor. Ama ben de diyorum ki başkasının yanlışı senin yanlışına referans olmaz ve onu doğru kılmaz. Huawei aynı zamanda diyor ki ben bunu donanımın performansını göstermek için yapıyorum. Eğer kullanıcıyı haber vererek yapsaydın Huawei haklıydın. Ama kullanıcıyı haber vermedin. Dolayısıyla bu da senin haklı kılmıyor. Üstelik bu performansı oyunlarda vermiyorsun örneğin. Sadece sentetik testlerde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlar Huawei'nin yaptığı hatalar. Peki hile nasıl çalışıyor? Biraz da bundan bahsedelim. Sonrasında canlı canlı bunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Play Store'dan, Market'ten pek çok uygulama indiriyoruz. Her uygulamanın kendine ait bir kimliği var. Huawei'in kullandığı yazılım açmak istediğiniz uygulamaya kimliğini soruyor ve eğer bunun bir test uygulaması olduğunu anlarsam normalde kullanıcıya vermediği, normalde açık olmayan bir performans seviyesini gizlice aktif ediyor ve daha yüksek skor alıyor. Bunu yaparken daha doğrusu bunu yapabilmek adına telefonun enerji tüketimi neredeyse iki kat artıyor. Aynı zamanda performansı da uygulamaya göre değişmekle birlikte iki kata kadar artabiliyor. Aslına bakılırsa watt başına düşen performans değişmiyor. Çünkü iki kata yakın enerji artışı iki kata yakın performans artışı getiriyor. Dolayısıyla örneğin 15 FPS için 1 Watt'a ihtiyaç duyuyorsa böyle bir durumda da yani hile durumunda da 30 FPS'yi 2 Watt'lık enerji tüketimiyle gösterebiliyor. Ama dediğim gibi sonucunda kullanıcıya haber vermeden arka tarafta yapılan bir uygulama söz konusu. Peki biz bunu yani performans hilesini nasıl anlayabiliriz? Nasıl ortaya çıkartabiliriz? Bunu anlamanın en kolay yolu kullanacağımız test uygulamasının kimliği farklı bir versiyonu bulmaktan geçiyor. Bulabilir miyiz? Evet. Neden olmaz? Nasıl bulabiliriz? Tabii ki uygulamayı geliştiren firmayla ilerleyebiliriz. Iletişime geçerek. Çünkü dediğim gibi aynı testin sadece kimliği farklı olan versiyonuna ihtiyaç duyuyoruz. Ben sorumlu yayıncılık gereği pek çok ile iletişime geçmeye çalıştım ve sağolsun 3DMark ekibi bana hayır demedi ve tamam Play Store'daki 3DMark'la aynı olan sadece telefon sorduğu zaman kimliğini farklı gösteren özel versiyonu sağladılar. Şimdi isterseniz P20 Pro'yu önce marketten indirdiğim 3DMark'la sonra da 3DMark'ın kimliği farklı olan versiyonuyla çalıştıralım ve aradaki performans farkına bakalım. Marketten indirdiğimiz 3DMark'ı çalıştıralım görebileceği üzere yüklü. Ben aç diyorum. Evet uygulama başladı. Burada en zorlayıcı test olan, en önemli test olan Slingshot Extreme'i başlatıyorum. Hep beraber izleyelim. Evet testimiz tamamlandı. Elde edilen skorları görüyoruz. Öncesinde isterseniz termal başarımına bakalım. Telefonun üst kısmı neredeyse 50 derecelere ulaşmış durumda. Marketten indirdiğimiz Play Store'dan çektiğimiz mark çalıştırdığımızda telefonun arka tarafta ölçülebilen termal durumu sıcaklık olarak bakıldığında 50 derece seviyesini görüyor. Tekrar sonuca dönelim isterseniz. Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1'de 2974 puanlık bir genel skor var. Vulkan tarafına bakıldığı zaman ise 3071 puanlık bir genel skora. Bu testte şu anki haliyle Vulkan sürücüsünün biraz daha iyi bir iş çıkardığını hep beraber görüyoruz zaten. Grafik ve fizik tarafında da az skorları zaten şu anda görmektesiniz. Şimdi telefonu bir Biraz eski haline döndürelim, soğumasına izin verelim ve sonrasında bakın hatta şimdiden ben 3D Mark'ı kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi ayarlar kısmına da gidelim. 3D ilgili bir şey kalmış mı bir ona bakalım. 3D evet, Mark'la ilgili bir durum söz konusu değil. Şimdi dosyalara geliyorum. Burada bakın benim indirdiğim bir sürüm var. Çünkü ismini paylaşma dediler. Sonucunda kimliği değiştirmiş bir uygulama olduğu için o konuda ben firmanın benden isteğine uygun davranacağım. Ve uygulamayı aç diyorum. görebileceği üzere marketten indirdiğimiz 3 ile herhangi bir fark yok arayüz seviyesinde de. Yine aynı şekilde alt test dosyalarını indirmem gerekiyor. Şu an bunu tabii ki sunucudan çekiyor. Burada da yine herhangi bir farklı durum söz konusu değil. İnmesini bekleyelim. Bu sayede aynı cihazın soğumasını izin vermiş olacağız. Marketten, Play Store'dan indirdiğimiz 3 marktan sonra 3 markın bize sağladığı telefonun kimliğini anlayamadı. Yani 3 mark olarak görmediğim özel versiyonu geçeceğiz. Testi tekrarlayacağız ve ortaya çıkan performans tablosunu marketten indirdiğimiz 3DMark'ın sonucuyla kıyaslayacağız başlayarak durumunu göreceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Pek çok videoda ifade ediyorum zaten. Sadece test sonuçlarına sentetik benchmarklarda elde edilen değerlere bakarak telefon tercihinde kesinlikle bulunmayın arkadaşlar. Telefon bir değerler bütünü, bir deneyimsel araç. Dolayısıyla günlük hayatınızda hangi özelliğin size ne kadar etki edeceği büyük önem taşıyor ama diğer taraftan da telefonları üreten firmalar performans konusunda özellikle rakamları yarıştırmayı seviyorlar. Pazarlama aktivitelerinde, lansmanlarda, sunumlarda bu değerleri ekrana getirebiliyorlar. Dolayısıyla bu değerler çerçevesinde ve pek tabi ki kullanılan işlemcilerin hızını da anlayabilmek adına test uygulamaları da tabii ki önem arz ediyor. Daha da önemlisi firmaların etik olarak nasıl davrandığını göstermesi açısından da bence ayrı bir anlam ve öneme sahip. Bu açıdan da tabloyu görmüş olacağız. Evet şu anda kimliği farklı olan özel marka da kurmuş olduk. Birazdan testi başlatıyor olacağız. Evet şu anda ortaya çıkan sonuç arkadaşlar gerçekten inanılmaz derecede farklı bir sonuç oldu. Neredeyse yarı yarıya bir fark durumu söz konusu. Yani 2900 puanlardan bu seviyeye düşmüş oldu üstteki skorumuz. Keza alttaki skorumuz da 3000 puanlardan bu seviyelere düşmüş oldu. Zaten grafikle karşılaştırma durumu görüyor olacaksınız. Bu arada performans düşünce termal olarak cihaz ne seviyede ona bakalım isterseniz. Evet şu anda Telefonumuzun üst kısımdaki sıcaklığı, özellikle işlemciye yakın olan kısmın sıcaklığı şu an siz de görüyorsunuz zaten. Yani 40 derecelere kadar düşmüş durumda. Az önce 50 dereceleri görmüştük. E zaten dediğim gibi performans yarı yarıya neredeyse düştü. Gizli performans modu devreye girdiğinde 50 derecelerim görüldü telefon. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Ne var bunda yani? Performans modu diye bir mod var ve skor zaten iki kat artabiliyor. Bakın arkadaşlar. Burada iki durum söz konusu. Birincisi bu durumun kullanıcıya haber vermeksizin arka tarafta gizlice yapılıyor olması. İkincisi ise anlık güç tüketim iki kat arttığı için bunu çok uzun süredir kullanamıyor olmanız. Evet Huawei performans modunu açacağım diyor ama acaba nasıl açacak ve hangi koşullarda çalıştırıyor? Edeceğiz. Burada performans artışı getiren bu mod oyunlarda da uzun süreli istediğimiz kadar kullanıma izin verebilecekse sonucunda bir kazanım olarak belki geri dönüş yapabilir ama sadece sentetik testlerde performans yükseltmek için kullanılacak bir özellik olarak genel kullanım açılacaksa bunun çok sağlıklı bir sonuç olmayacağını söyleyebilirim. Çünkü anlık olarak işte 5 dakika 10 dakika süren bir test için devreye giren performans modu gibi çalışacak. Dolayısıyla bu hoş olmayan bir durum. Tabii bu performans tarafında yapılan hile P20 Pro'nun kötü bir telefon olduğu anlamına gelmiyor. P20 Pro gerçekten çok iyi bir telefon kullanması çok keyifli bir telefon ama her geçen gün prestijini arttıran Huawei keşke bu içlere hiç bulaşmasaymış en yakın vakitte bunu düzeltmeli diye düşünüyorum. Dediğim gibi performans modunu zaten genel kullanım açacaklarını açıkladılar ama bunun ne zaman olacak konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Evet arkadaşlar ben sorumlu yayıncılık gereği bu videoyu sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum çünkü bunları araştırmalı ve sizlerle paylaşmalıyız ki durumu anlayabilirsiniz ve telefon üreticileri arasındaki rekabetin nereye gittiği konusunda kendi kararınızı verebilirsiniz. Ben zaten donanım haberde 3 farklı haberle bu durumu ekranlara taşımıştım. Video tarafında da isteyenler oldu ve aynı zamanda 3 tarafında da yazılımın kendisine ulaşma imkanı doğunca bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Benim için burada önemli olan doğru bilgiyi paylaşabilmek. Umarım farkındalık yaratıcı, aydınlatıcı bir başka videoya da imza atabilmişimdir. Huawei bu konuyla ilgili somut adım attığı zaman duruma tekrar bakar. Gelen performans modunun etkilerini tekrar gözlemleriz ama dediğim gibi performans modu performansı yükseltiyor. Anlık olarak sadece test uygulamalarında telefonun daha sıcak çalışmasını sağlıyor ki az önce gördük 50 dereceye çıkmasına vesile oluyor ve tabii ki telefonun anlık güç tüketimini de daha yüksek taşıyor. Tabi anlık olarak güç tüketiminin bu seviyede artması pile de bir baskı uyguluyor. Bunun orta uzun vadede pil performans etkisini de gözlememek gerekir diye düşünüyorum. Ben Erdoğan Özdağ bu videomuzda Huawei ve Honor telefonlarda ortaya çıkan performans hilesini ekranlarınıza getirmiş oldum. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.